Sevgili hocalarım, kıymetli öğrenciler, resim bölümü desen atölyeleri, öğrencileri desen sergisine hepiniz hoş geldiniz. Sergimize bölüm başkanımız Ayhan Özer hocamız katılamadı maalesef bazı durumlardan dolayı ama size mesajını iletmemi rica etti. Desen dersinin çok önemli olduğunu ve bu pandemi gününde çabalarınız için teşekkür ettiğini, başarılarınızdan dolayı kutladığını ve bu süreci devam ettirmek için elimizden geleni yaptığımızı size iletmemi söyledi. Ve sergide gösterdiğiniz başarılardan dolayı tebrik ettiğini iletmemi istedi. Daha sonraki sergilerde yine beraber olacağız umarım. Sergimize 34 katılımcı bulunuyor. İsimlerini görüyorsunuz. Dilerseniz ilk önce bir açılış konuşması yapmak üzere Tuğrul Damgaç hocamıza bir söz vermek isterim. Hocam buyurun. Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar hocalarım. Hepiniz serginize hoş geldiniz diyelim. Bizler tabii ki yardımcı roldeyiz burada. Sizlerin emekleri, işleri sergilenecek. Bundan dolayı hepinizi tek tek tebrik ediyorum arkadaşlar. Bütün bir yıl boyunca yaptığınız çalışmalar burada sergilenecek. Belki bazılarınız için ilk defa bir sergi deneyimi olacak. Bazılarınız için birkaç kez denememiş olabilirsiniz ama katılımlarınızla güzelleştirmiş olacaksınız. Öncelikle bu serginin oluşumunda Ayhan hocamız, İbrahim hocamız ve Bekir hocamızın emekleri çok fazla. Onlara tekrardan buradan teşekkür ediyorum. Bu sistemin yapımında, buradan sanal olarak sergi açılışımızı yapmamızda bunların emekleri çok çok fazla. Onun için hocalarımıza tekrardan teşekkür ediyorum. Çok konuşmayacağım. İşlerinize bakalım. Sizler kendi eserlerinizi anlatmaya çalışın. Hepiniz kısa bile olsa birer cümle kurmanız yeterlidir arkadaşlar. Ama yaptığınız işlerin arkasında olacaksınız. Söylemlerinizle bu yaptığınız işleri desteklemiş olacaksınız arkadaşlar. Tekrardan teşekkür ediyorum. Hocam teşekkür ediyorum. Konuşmalarınızdan dolayı. Şimdi öğrencilerimiz adına konuşmasını yapmak üzere sözü öğrencimiz Bilal Doğan'a veriyorum. Merhabalar, saygıdeğer hocalarım ve değerli katılımcılarımız. Desen serginize hoş geldiniz. Fakültemizin birinci sınıf öğrencilerini temsil etmek üzere sizlerleyim. Öncelikle bizlere bu imkanı sunan ve serginin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve kendi adıma teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Evet, içinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle şanslı bir dönemde fakültemize başladık. Fakültemizi ve hocalarımızı yakından göremedik. Yüzde bir arada bulunamadık. Ancak tüm hocalarımız, biz birinci öğrencilerini yabancılık çekmememiz için gerek Zoom üzerinden yaptıkları oryantasyon ve tanışma toplantıları ile motive ederek, gerekse derslerde sürekli aktarımı sağlayarak bizlere ilgisiz ortamını aratmadılar. Bizler için zorlu bir süreç olsa da hocalarımız sayesinde en verimli şekilde geçirdiğimize inanıyoruz biz bu süreci. Desen derslerimizde biz bu yıl Tuğrul hocamızla, İbrahim hocamızla birlikte yol aldık. Hocalarımız bu süreçte hepimizin tüm çalışmalarını sabırla ve özenle teker teker incelediler, değerlendirdiler. Bizlere yaptıkları yönlendirmeler ve yorumlarla çalışmalarımızı nasıl daha başarılı hale getireceğimize dair yol gösterdiler. Sabırlarından, desteklerinden, demeklerinden dolayı Tuğrul hocamıza, İbrahim hocamıza ve diğer tüm hocalarımıza, yine arkadaşlarım ve kendi adıma teşekkür ediyorum. Büyük çabayla oluşturulan bu sergiler bizler için çok kıymetli. Çünkü ilk sergi heyecanlarımızı, konularımızı, sizlerin karşısına ilk kez sergilenebilecek çalışmalar ile çıkışımızı bu sergiler sayesinde yaşıyoruz biz. Sizlere yaşattığınız tüm bu güzel duygular, heyecanlar ve anılar için de ayrıca teşekkürüz. Daha nice başarılı ve güzel sergilerimizde görüşmek dileğiyle herkese iyi seyirler diliyorum.
Benim söyleyeceklerim bu kadar hocam. Çok teşekkür ederim sevgili Güler Doğan konuşmanın için, iyi dileklerin için ve o güzel sözler için. Sanırım Hüsra'nın da çalışmasını eksik bırakmışız ya da eksikliğim var doğru tam bilemiyorum ama bana şimdi çalışmasını gönderecek. Ben isim sırası geldiğinde size ayrıca göstereceğim ama sergi açılışı sonrasında siteye ben eklerim tekrar. İlk çalışmamız Abdülsamet Baş'ın isimsiz 2021 yılına ait 35 Eylül'de kara kalem çalışması. Bu bir torsa bakılarak yapılmış muhtemelen. Çizgilerin forma göre uygulandığını görüyorum. Ve desen olarak da başarılı bir oran orantıya sahip. Formların doğru biçimlendiğini görüyorum. Abdülsamet aramızdaysa söz verebilirim. Konuşabilir ya da Tuğrul hocamız sizden yorum alalım. Evet hocam, şimdi pandemi sürecinde arkadaşlara TORS yani ödev şeklinde verdiğimizde tabii ki hepimizin evinde TORS yok. Malum öğrencilerimizden internetten bulduğumuz farklı çeşitli TORS'ların çalışmalarını yapmalarını istedik. Abdülsamet de güzel bir örnek seçmiş ve güzel bir çalışma yapmış. Bunu buradan tutuyorum. Gayet güzel duruyor çalışması Abdülsamet'in. Teşekkür ederim hocam. Bir sonraki esere geçiyorum yine. Bu sefer Abuzer Belek Karakalem 2021 bir çalışması. 35 Eylül olarak yapılmış bir karakalem çalışma. Yine hocam sizden ara ara yorum alacağım. Tamam. Tabii bu çalışmalar bizim daha çok okul dışında öğrencilerden serbest olarak istediğimiz çalışmalar. Çünkü sergiye katılımını sağlamışken öğrencilerimizden hem üniversiteden yaptığımız bir iş olsun, bir tanesi kesinlikle, bir tanesi de kendi sevdiğiniz tarzda üslupla çalışmak istediğiniz çalışmalar ya da resimler varsa, görseller, onlar üzerine çalışabilirsiniz dedik. Abuzer de bu çalışmalardan bir tanesini yapmış. Evet, güzel desen çizgileri çok iyi alıyorum. Yani at formları yüz şekli olarak bakıldığı zaman birebir orantılara uygun bir şekilde yapılmış. Tabii ki ufak tefek eksiklerimiz olacak ama bunları yapa yapa çözeceğiz. Tabii bu bir hem öğrencilerimizin desen tecrübesinin daha yeni başladığına veriyoruz bunu. Hem de zaten okulun ilk zamanları. Desen biraz tekrar ettikçe, yani o egzersiz gibi, spor egzersizi gibi tekrar ettikçe iyileşen ve biraz da yaşla ilgili sanırım hocam. Desende tecrübe, duygu biraz da yaş aldıkça sanırım olgunlaşan bir şey. Yani at figürünü çizmek, oluşturmak çok kolay bir şey değil. Yıllarca emek isteyen, çünkü kas yapısı, anatomisi çok estetik olan bir canlı. Bunu işlemek çok kolay değil. Tabii ki denemek önemli olan. Daha yeni başlıyoruz. Birkaç denemeden sonra bu artık düzelmeye başlayacaktır. Ama genel itibariyle şöyle, sınıflar olarak daha birinci sınıftan başlayan çalışmalar, ikinci sınıftaki yapılan çalışmalar daha yeni yenidir. Daha çok üzerine koyacağız. Yani süreç ilerledikçe zaten kendini de gösterecektir. Bir yandan da sanki deneyim ve yaşın yanında biraz da içsel, yani kişinin kendini utangaç, çekingen hissetmesinin, yani moralin de burada belki görevi var. Belki pandemi günlerinin yarattığı şey. Kimi zaman bu insanda çizme arzusunu arttırırken kimi zaman azaltır diyor. Ben desen derslerimi hatırlıyorum. Hiç çizemediğim zamanlarım da oluyordu. Hani o günün psikolojisine göre. Sıradaki eser Alper Emili, model olarak isimlendirilmiş. 2021 yılına ait 50-70 kara kalem olarak görülmüş bir figür. Ben figürün
İngilizce'de mimik deniyor. Gesture. Gesture olarak tanımlanıyor. Türkçe'ye gesture, mimik olarak çevriliyor ama bunu desende belki hareket olarak kullanabiliriz değil mi hocam? Terim olarak. Burada figürün hareketini ben başarılı buldum. Yani kumanda seyreden Antepliler sökenmek derler hocam burada. Diyas'ta şöyle dirseğini koyup sökenmiş. Var mı Türkçe'de bunun dayamak, belki yüklenmek denebilir ama sırf bu eylem için bir kelime var burada. Bir figür görüyorum. Figürün anatomisini de başarılı buldum. Belki yapıcı eleştiriler yapmak için gölgelere ve çizgilere biraz yorum yapabilirim. Çizgilerin kesik kesik olduğunu görüyorum. Biraz daha serbest, yani rahat çizgilerle bu desen daha tatlı bir hale gelir bence. Yani o da zamanla olacak bir şey zaten, o tutukluk. Belki de bilemiyorum. Alper kendini böyle bir tarzda gösteriyor. Siz teşekkür ne dersiniz hocam? Ha, Alper senden biraz dinleyelim. Kendisi benim babam olur hocam. Bir gün oturuyordu böyle. Hı-hı. Baba dedim, kıpırdama, bir saat kıpırdama da seni çizeyim dedim. 2,5 saat sonra bana bayağı kızıyordu. Ama kendisi de çok beğendi. Benden hep istiyordu böyle bir resmi yapmamı, onu çizmemi. Bu resmi de çok sevdi zaten. Bütün arkadaşlarına, akrabalarımıza da gösterdi. Ben sergi sonra göndermek istedim bu resmi. Evet, dediğiniz gibi kendisi böyle oturmuştu televizyonun karşısında. Sökelmişti. Evet. Yani aslında bu anı yakalamak gibi. Hani daha önceki konuşmalarımızda belki söylemişimdir, belki diğer sergilerde konuşmuşuzdur. Bir fotoğraf an yakalarken çizim yapmak biraz o anı yayan bir süreçtir böyle. Yaşayan bir şey gibi. Belki burada fotoğrafla sinema arasındaki farka benzer bir ilişki kurabiliriz. Siz ne söylersiniz hocam? Hocam tabii çalışmanın niteliği bakımından bizler ödevlerimizi verirken iç mekan resimlerinde işte model çizim. Tabii şimdi imkanlar çerçevesinde pandemi döneminden dolayı öğrencilerimize tek bir model veremiyoruz ya da böyle bir şey sağlayamıyoruz. Onlardan istediklerimiz, hep kendilerine de söylüyorum, tek kalıyorsa kendi fotoğrafı üzerinden, aynadan bakarak çizebilir. Kendi resmi üzerinden yapabilir. Ya da evde bir aile bireyi varsa, onu birazcık zorlayarak da olsa oturup onun karşısında onu çizebilirler. Tabi bu da güzel örneklerden biri, ev halini gösteren. Evet. Duruş bakımından güzel örneklerden bir tanesi. Tebrik ediyorum arkadaşlarıma. Yani, teşekkür ederim hocam. Aynen, selamlar buradan. Aleykümselam hocam. Sosyal medyada bir akım var. Kıpırdamadan durmak. Hı. Belki görmüşsünüzdür. Denk gelmedim ama benzer şeyleri sanırım hatırlıyorum. Evet, fotoğraf gibi görünüyor. Onun birazcık daha uzun süreli hali, saatlere yayılmış hali gibi. Evet, evet. Sevgiler. Alper Emin'in bir sonraki otoportre sanırım. Evet, otoportre. 2021 yılına ait 35'e 50 kuru boyayla yapılmış bir şey. Burada vurgulamak istediğim şey maske olacak. Pandemi günlerinden daha sonra baktığımızda, yıllar sonra baktığımızda belki bugünün izini taşıyan bir resim olacak bu. Tabii kuru kalemin de kalem etkisi desen tadına veriyor. Siz ne söylersiniz hocam? Evet hocam, aslında işte günümüzün artık 1,5 senedir yaşadığımız sıkıntılar güzel örneklerden biri. Yani tabii otoportre çalışırken bizler daha çok burun, ağız, yüz mimiklerinin görünmesini isteriz ama nitekim olduğumuz durumdan dolayı da bunu göstermemiz biraz zor gibi. Alper de güzel bir örnek çalışmış. Gözlere odaklanmış biraz. Yeni normalimiz. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Aslı Karakoç.
Onun bir kare kalem çalışması, obje çalışması. 35-50 santimetre. Sanırım bu yıla ait. Tarih göremedim ama. Sahnede çeşitli nesneler var. Bunlar nedir? Bir kavanoz, kavanoz diyorum, vazo. İçinde çiçekler, bilirsiniz. Bir çaydanlık, eski metal bir çaydanlık diyebilirim. Ben de birkaç meyve, sebze ve birkaç obje, kumaş oluşturulmuş bir kompozisyon. Ben kompozisyonu başarılı buldum hocam. Neden? Evet. Mesela hem koyuluk dengesi açısından hem de çizgilerin işte sert yuvarlak, kumaş, organik, inorganik gibi zıtlıklarla kurulan, bu arada dik bir çalışma için kompozisyon kurmak biraz sıkıntılı olabiliyor. Yani yatayda, landscape dediğimiz yatayda biraz kompozisyon kurmak kolay ama dikeyde biraz sıkıntılı olabiliyor. O yüzden başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Evet hocam, yani her dersimizde vurgu yapıyoruz. Bunu öğrencilerimiz de çok iyi bilir. Ben çalışmaların öncelikle içindeki nesneler bazında değil de nesneleri nasıl yerleştireceğiz? Yani bu alt üst sağ sol dengelerini nesneyi resmin odak noktasına nasıl koyabileceğiz ya da vurgu yapabileceğimiz yere nasıl koyabileceğiz? Her dersimizde bunu anlatıyoruz. Öğrencilerimiz de sağ olsunlar bunu yapmak için elinden geleni yapıyorlar. Kolay da değil. Bazen çizmeye başlayınca dalıp gidiyoruz. Bir bakmışız ki çizmek istediğimiz nesne kağıdın içine sığmamış. Ama öğrencilerimiz bu çalışmalarında güzel bir örnek sergilemiş. Evet, güzel, rahat bir çalışma olmuş. Çizgisel anlamda. Evet, evet. Ben tebrik ediyorum. Aslı aramızdaysa söz alabilir bu arada. Aslı Karakoç'a ait ikinci bir karakalem oje kompozisyonu. 35-50 olarak düşünülmüş. Ben burada yaprakları çok sevdiğimi söyleyebilirim. Belki saksıda biraz forma dönük taramalar meyvelerde olduğu gibi. Belki aceleye geldi. Belki de gözden kaçtı. Siz ne dersiniz hocam? Yani burada nesne güzel. Hem de ışığın geldiği yöne göre, tersine göre gölge vermesi de çok güzel. Evet. Tabii yavaş yavaş formları, yani bir metal üzerine atılacak çizgi, kumaşın üzerine atılacak çizgi ya da sert bir nesnenin, bu testi gibi olabilir, saksı gibi olabilir. Bunun gibi nesnelerin üzerine atabilecek sert çizgileri ya da çapraz çizgileri daha iyi öğrenecekler. Tabii ki bunu yapa yapa deneyimleyecekler ama ışık bakımından çok çok iyi. Evet, ben yani form açısından çok başarılı buldum. Bazen de şey oluyor hocam, yani gözümüze güzel geliyor ama deneyimimiz o güzelliği o zaman güzel algılıyor ama yıllar sonra onun ham bir güzellik olduğunu görüyoruz. Deneyimledikçe ya da yıllar geçtikçe ya da çizim yaptıkça bu gelişen bir şey. Belki bir benim gözüme öyle gelirken resim yaptığı sırada, çizim yaptığı sırada öğrencimizin gözüne hoş geliyordu. Bilemiyorum tabii. Tebrik ediyorum arkadaşımızı. Aynur Ağcan'ın 2021 yılına ait 35-50 kara kalem çalışması. Bu oturan bir figür, bir tabir üzerinde. Aynur aramızda sanırım görmüştüm ismini. Aynur söz alabilirsin. Arkadaşlar resimleriniz üzerine bir cümle bile olsa katılmaya çalışın. Konuşun. İyi dilekler söyleyin. Sesiniz kayda girsin. Zorlamayalım hocam. Size bırakıyorum ben sözü burada. Evet, Aynur deseni iyi olan öğrencilerimizden bir tanesi. Tabii ki bütün öğrencilerimizin deseni çok iyi. Aynur bu yeteneğine, model çizme yeteneğini bundan önceki dönemlerde de çokça gördüm. Yani başarılı çalışmalarından bir tanesi. Tabii evde bizlerin istediği o canlı model çizimini kendi herhalde arkadaşı tam da bilmiyorum ama onun çizimini yapmış. Oran orantı bakımından, yerleştirme bakımından güzel. Ufak tefek nüanslarda belki hatalar olabilir ama bunları da düzelterek ilerleyecek. Ama şöyle genel itibariyle bir konsepte baktığımızda güzel bir duruş sergilemiş, güzel bir çizim yapmış.
Tebrik ediyorum Aynur'u. Bir uyarı aldım hocam, bir saniye. Bir, sanırım bizim lisansın değiştiğini gördüm galiba. Bir 10 dakika içinde bu görüşme bitecek ama bir kere daha tıklayalım eğer bittikten, kapandıktan evet. Sonra bir kere daha tıklayalım aynı linki. Tekrar bir 40 dakika daha süremiz olacak. Ben direkt bitene kadar hocam kesintisiz devam edeceğim. Ben burada figürün o hani hareket dediğim şeydi, duyguyu iyi buldum. Hani o omuzların düşüklüğü, o yukarıya bakışta duygulu bir çizim görüyorum burada. O açıdan başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki çalışma Batuhan Toktemur Otoportre 2021 yılına ait bir şey, Krubay ile yapılmış. Batuhan aramızda mı? Batuhan burada. Merhabalar Batuhan. Hocam buradayım, evet. Merhaba. Merhaba Batuhan, tebrikler. Çok teşekkür ediyorum hocam. Krubay öyle yaptım aynen hocam. Turlocan dersinde ödev olarak vermişti. Oradan çalışma. Ben herhalde bu çok otoportre çalışılmamış sanırım. Ben buradaki bazı problemleri, hani çizgilerdeki problemleri ona bağlayacağım. Bol bol ben bütün arkadaşlarımıza aynadan otoportre çalışmalarını öneriyorum. Bu hem kendinizi tanımak adına hem de geçmişteki yaşamış ressamların hepsine baktığınızda bolca otoportre çalıştıklarını görürsünüz. Bu çok önemli bir etkinlik. Sadece şu burun kısmında benim gördüğüm problemler. Hani şuraları ben gayet beğendim. Yani forma dönük çizgilerde. Canlı modelden çizmek çok önemli. Çünkü derinlik algısı değil mi hocam? Hani fotoğraftan çizmek belki bir yere kadar götürür ama canlı model önemli. Tabii fotoğrafı daha çok. Yani şimdi aile bireylerinden birini oturtamazsak ya da kimse yoksa en kısa yol olarak istiyoruz. Çoğunlukla internetten herhangi bir şey istemiyoruz. Kendimiz yapmaya çalışalım. Aynı şekilde tabii aynaya bakarak yapmak, otoportreye çalışmak kolay değil. Ama buna alışmamız gerekiyor. Tabii daha yeni yeni yapıyorlar. Belki ikinci ya da üçüncü otoportresi. Ama deneye deneye bunlar düzelecek. Tabii tabii. Yani bu yorumlarımızı lütfen olumsuz düşünmeyin. Tabii. Arkadaşlar. Çok iyi. Yani şu dönem için söylüyorum arkadaşlar. Sergilere katılmak, bu sergilerde eserleriniz olması sizler için çok çok iyi. Ben tebrik ediyorum. Şu anda. Teşekkürler hocam. Bekir Çapanlar Natürmort 2021 yılına ait 35-50 karakalem. Yine dikey olarak düşünülmüş, tasarlanmış bir çalışma. Hocam burada bir problemin de arkadaşlara belki ben derslerde söylerim. Kağıtla bakış açısı, yani kağıda bakma açısı. Hani masanın üzerindeki bir kağıda açılı baktığımızda formlarda bazı deformasyonlar olabiliyor. O da bakış açısından kaynaklı. Belki fotoğrafın çekiminden de olabilir, bilemiyorum. Ama ben genelde şu tarz eliptik ya da perspektif problemlerini o kağıtla olan gözün bakış açısına bağlıyorum. Ancak lekeler ve çizgiler bakımından başarılı olduğunu söyleyebilirim. Siz ne dersiniz hocam? Evet. Metal yansımalarını güzel vermiş. Aynı zamanda tabii arkadaşlar burada sizler çalışmalarınızı yaparken hepiniz aynı bir fotokopi gibi değil de farklı farklı tarzlarda üsluplarda çizgileriniz var. Bu güzel bir şey. Formlarda sıkıntıların olması, ufak tefek sıkıntıların olması bunlar kaynaklı. Çok olağan, tabii. Bunları söylüyoruz. Bizler de aynı şeyleri yapıyoruz. Çünkü nesnelere bakarken, çizerken, nesneleri kağıda aktarırken sürekli hep bir kağıdın başına duruyoruz. Şöyle 1-2 metre arayla uzaktan bakmamız aslında onları tekrar düzeltebilmemizi sağlayacaktır. Bu sürekli kağıdın üzerine eğilmekten olan ufak hatalar arkadaşlar. Ben Betül Çapanları tebrik ediyorum hocam. Hani o formları gerek çizgiler açısından, gerek de kompozisyonu kurma açısından güzel bir çalışma. Teşekkür ediyorum hocam.
Betül, söz alabilirsin, söylemek istediklerini. Teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ ol. Bir sonraki çalışma yine Betül Çapanlar'dan reproduksiyon 2021-3550 grubayla yapılmış. Bu çalışmada ben hem renk açısından hem de çizginin kullanımı açısından o tüy etkisinde başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Evet, güzel. Yani bu çalışmalarını tabii bizler okulda görmedik Betül'ün. Bunlar kendi çalıştığı çalışmalar. Ama hocam. Evet. Hocanın sesi çok az geliyor hocam. Sesiniz çok az geliyor sizin. Benim sesim az mı geliyor arkadaşlar? Evet hocam, çok az geliyor. Evet hocam, az geliyor. Hocam biraz mikrofonu belki yaklaştırırsınız. Ben duyuyorum normal bir şekilde ama. Şu an sesim nasıl geliyor arkadaşlar? İyi geliyor. Hocam sesiniz iyi geliyor hocam. Tamam. Olabilir, internetten kaynaklı olabilir. Olabilir hocam. Olacak. Betül'ü tebrik ediyorum hocam ben de. Çalışmasından dolayı. Bir sonraki çalışma Beyza Paris Çelik Karakalem 2021 yılına ait 3550. Burada sanırım bir hata olmuş olabilir. Kağıt üzerine bu tuval üzerine karışık teknik demek. Evet. Belki bir sıkıntı olmuş olabilir orada. Yazım hatası. Kağıt üzerine kara kalem gerekirdi. Ben yine lekelemeler açısından başarılı bulduğumu söyleyebilirim hocam bu çalışmayı. Açık koyu değerler açısından da. Evet. Yani natürmort çizimlerinde formlar tabii ki yerleştirme öncelikle. Daha sonrasında formlara bakıyoruz. Açık koyu dengesi nesneler içerisinde tabii birbirini itiyor ve çekiyor. Yani koyu nesnenin şu anda elmanın havucunun bize böyle daha ön plana çıkardığını net bir şekilde görebiliyoruz. Güzel bir çalışma. Teşekkürler hocam. Beyza'yı tebrik ediyorum. Şimdi Beyza Production Kaykay 2021-3550 kara kalem. Sanırım bu bir reproduksiyon. Evet, hocam, internetten olma bir çalışma olarak biliyorum bunu. Oradan da bakıyorum. Perspektif açıdan yakınlık uzaklık ilişkisiyle güzel örneklerden bir tanesi. Tabii ki çok internetten tasnif etmiyorum arkadaşlar ama bu denemeleri okul için söylüyorum. Kendiniz için sınırsız sayıda yapabilirsiniz. Ama tabii öğrenmek için çok da öğretici bir şey değil. Mesela derinlik algısı yoktur fotoğrafta. O yüzden desende o derinliği yakalamayınca formun işlenmesi de biraz zorlaşabilir. Ve katkı olarak da desen olarak da pek katkı sağlamaz fotoğraftan çalışmak. Ama sanatçıların zaman zaman fotoğraflardan, burada Beyza'yı tebrik ederim. Zaman zaman fotoğraflardan faydalandığını biliyoruz ama onlar genelde referans başvurmak gibi, bir hafıza yoklaması gibi başvurulur. Ama genelde canlı modeldir ana başvuru. Yani genelde formasyon üzerinde de çok yapılır hocam. Yani alıp biçim değiştirip kendilerine göre uyarlayabiliyorlar. Fotoğraflar üzerinde kendilerini uyarlayabiliyorlar sanatçılar. Tabii ki bu da tecrübeli. Yani artık çize çize olabilecek bir şey. Neyi nereye ekleyebileceğinizi, neyi değiştirebileceğiniz çok önemli. Yani bunu hani yanlış söylememin nedeni kesinlikle burada sergi için ya yapılan resim için değil. İlerleyen zamanlarda herhangi bir resmin tekrar yapılmasında ya da fotoğrafın yapılmasında belki telif hakkı doğabilir. Bu sıkıntıyı sizlerin yaşamasını istemediğim için bunu sürekli söylüyorum. Her derste de bunu burada yapıyorum. Yani yapılmışını yapmıyor. Kurgusunu biz yapalım. Fotoğrafını biz çekelim. Yani başkasının çektiği fotoğrafı ya da yapılmış resmi biz yapmıyoruz. Önemli olan bizim için bu. Burada da organik ve inorganik nesne çalışmaları kompoz edilmiş. Yine çaydanlık, cezve, bir meyve, bardak gibi nesneler gözükmekte. Sizden de hocam yorum alalım. Üzerindeki çizgiler, lekeler itibariyle güzel bir çalışma. Tabii belli nesnelerin formlarında biraz yumuşama yapılabilir. Özellikle elma gibi
ya da bardağın en üst içtiğimiz kısmı gibi belli yerlerde yumuşatmalar yapılabilir. Tabii ki çalışmaları yaparken bir kere nerede olduğunu çok iyi görmemiz gerekiyor. Yani bu arka bir ufuk bir çizgisi olsun arkadaşlar. Yani ya da bulunduğu bir nesne neyin üzerine konulmuş bu. Bu bizim için çok önemli. Çizgi bile bile olsa bize onun nerede olduğunu, yerde mi, havada mı uçuyor, bu bizim için çok önemli. Tabii mekan da bir resim için önemli. Belki de formları da bakış açısıyla uyumlu yapmak lazım bir yerde. Bir de hocam süre içerisinde hani bir pozisyonda dururken o pozisyon değiştiğinde de bazı şeyler olur. Biz desen derslerinde işte çalışırdık falan, sonra hoca gelir kağıdın üzerinde düzeltme yapardı. Hocam bir önceki duruşta öyle değildi falan. Silip yine yapacaksın o zaman derdi. Biz öğrenciyken buna çok oflar poflardık ama sonradan anlıyorum yani neden öyle. Çünkü hoca bilmez ki önceden modeli nasıl durduğunu. O an için, çünkü önemli olan modelden gördüğün anda kağıda geçirdiğin şey. Yani o modelin önceden nasıl durduğu o zaman önemini kaybediyor. Çünkü anlık hoca orada düzeltmeler yaptığı için onu tabii sonradan anlıyoruz. Tabii nesneleri aslında yaparken de bir ara verdiğimizde, bir ayak herhangi bir şeyle uğraşıp tekrardan geldiğimizde bakış açımız, yani duruşumuz değişebiliyor. Bazen işte ben ödevleri isterken genellikle öğrencilerimizden fotoğrafla beraber koyuyorum. Çektikleri bazı fotoğraflar yaptıkları resimde çok uyumlu olmuyor. Çünkü hani neden yaptım, neye bakarak yaptım? Oturuş, yani bulunduğu yerle yaptığı çizim fotoğraf arasında çok büyük farklar olabiliyor bazen. Ama yine de ben desenleri başarılı bulduğumu söyleyebilirim genel anlamda. Doğan Özbakış desen 2021-50-70 füzenle yapılmış oturan bir figür ve figürde bir düşünme hissi görülüyor. Yer yer ayrıntılı çalışılıp yer yer neredeyse bir iz gibi yer yerde bir silik bir şey denenmiş, görüntü denenmiş. Burada sanırım çok silme tekniği, lekeleme, çizgi gibi birçok şeyi bir arada kullanmaya çalışmış öğrencimiz. Değil mi hocam? Evet, şimdi tabii bakımda çok rahat çalışılmış, yapılmıştır. Üzerindeki lekelere, çizgi hareketlerine baktığımız zaman hani bunu severek yaptığı, isteyerek yaptığı gösteren çalışmalardan bir tanesi. Hani, Doğan'ın çalışma, birkaç çalışmasını da gördüm. İbrahim Hocam'ın atölyesinde Doğan. Benzer niteliklerde bulunan sevdiği çalışmaları yapmış. Yani gayet başarılı buluyorum. Doğan buradaysa, Doğan söz alabilirsin lütfen. Konuşmak istemezseniz de anlarım. Kömürün aynı zamanda bir şey var. Silmesi kolay, biçimlemesi kolay. Hani onun olanağı da böyle hamur gibi, boya gibi kullanılabiliyor. Kalem gibi kullanılabiliyor. O açıdan da zengin bir malzeme. Bir sonraki çalışma Doğan Özbakış desen. 2021-2023 kuru boya yapılmış. Yine burada anatomik olarak ayrıntılı çözümlemeler yaptığını görüyorum. Arka mekanda ön mekan arasındaki ilişkinin de iyi kurgulandığını söyleyebilirim. Hocam sizden de dinlemek isteriz. Yani hocam ben tabii desen derslerini kuru boya kullanırken bunu bastırarak söylüyorum. Çünkü neticede desen dersindeyiz. Yani desen çalışması daha çok çizgisel hareketliliğe bağlı olarak gösteriliyor. Ve bir boyama şeklinde değil de desen çizgilerinin belli olması bizler için çok önemli. Sizler için de çok önemli. Yani burada bu örneklerden bir tanesini görebiliyoruz. Yani sadece bir şeklin içini boyamak değil, onun içindeki o desen çizgisini kuru boyayla verebilmek çok önemli. Güzel bir çalışma. Tebrik ediyorum bu anınız bakışı. Hocam size de teşekkürler.
Enriber'ın çalışmasına bakıyoruz. Ayakkabı isimli 2021 35-50 kara kalem olarak çalışma. Sanırım ayakkabılık içindeki ayakkabıyı çalışmış. İlk gözüme çarpan yine forma dönük çizgilerin desene verdiği o hıcim, derinlik duygusu o açıdan başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ama yine de böyle bir şeyi tasarlarken mekanı belki gördüğünüz gibi çizebilirsiniz. Ama yine mekanı da bir tasarım şeklinde kurgulayabilirsiniz burada. Değil mi hocam? Desenin daha iyi gözükmesi açısından. Ayakkabının işleyişi güzel. Üzerindeki o çizgisel lekeleri güzel. İşte mekanda da bu çizgileri daha soft girebilir veya daha yumuşak girebilir. Mekan daha çizgisel olarak da belli edebilir. Ama belli çizgiler daha baskın olursa yapılan odaklandığımız nesneleri daha geri plana atabilir. Bunun için bunları biraz daha yumuşatabilirsek çok çok daha iyi olabilir. Tabi bu çalışmamızda nesne, organik ya da inorganik nesneleri çalışırken yaptığı bir çalışma. Bilmiyorum. Evet, evet. Fonlar bakımından güzel bir çalışma. Üzerindeki çizgiler gayet iyi. Tebrik ediyorum. Fatma Kurt'un otoportresine bakıyoruz şu anda 2021 yılından çalışma. 35-50 kara kalem olarak yapılmış bir çalışma. Ancak burada bir fotoğraf etkisi de görmüyor değilim hocam. Evet. Tabii öğrencilerimiz ödev itibariyle daha çok otoportre çalışmaları için kendi sevdikleri fotoğrafları belki arşivlerine koyacaklar, saklayacaklar ya da yerlere hediye edecekler. Bunun için güzel bir çalışma ama tabii ki içerisinde yine eklenebilecek. Yani ben her zaman kendim de desen çalışırken resme baktığımda hiçbir zaman bitmiyor. Yağlı boya yaparken aynı şekilde hep bir şeyler buluyorum, hep bir şeyler daha eklemem gerekiyor diye düşünüyorum. Yine bu çalışmaya baktığımda da leke olarak olsun, desen çizgileri olarak olsun bazı çizgilerimizi daha koyabiliriz. Evet, ben ton olarak en koyu ve en açık arasındaki o ara tonları belki çok hızlı geçildiğini gördüm ya da yeterince vurgulanmamış olabilir. Ancak şu bölümü ben çok sevdiğimi söyleyebilirim. Yani şu yakanın işlenme biçimi. Örneğin açık tonlarla yapılmış ama o silik etki çok güzel. Mesela bu desenin genelinde olsa bence çok güzel bir tat olacak. Ancak desen çizmek yanında bolca desen görmenin de bir önemi var değil mi hocam? Bolca desen incelemek. Yapılmış sanatçıların olsun ya da diğer arkadaşların olsun. Bolca görmenin de bir şeyi yok mu? Tabii ki. Şimdi resim içerisinde sadece bizim şu anda bakış açımızla ya da belli yerlerde hep aynı kendimizi sürekli tekrar ederek aynı çalışmaları yapmakla bu çok uzun vadede yol alamayız. Dışarıda farklı sanatçıların ya da arkadaşlarımızın da olabilir. Yani birkaç çizgi öğrenebilmek çok zor ya da sıkıntılı bir süreçte bunu yapabiliriz, yapabilirler. Bolca izlemek, bolca denemek sizi çok daha iyi yerlere taşıyacak. Yine söylüyorum bu eleştiriler size aynı zamanda o derslerin içinde olduğu kadar katkı sağlamak niteliğinde öyle alın lütfen. Ama genel itibariyle güzel bir desen Fatma Kurt'u tebrik ediyorum. Kay Arıkan'ın 35-45 çalışmasına bakıyoruz 2020 yılından. Bu sanırım noktalama çalışması değil mi hocam? Evet hocam. Bu herhalde temel atölye derslerinde yapılmış bir çalışma. Ben tabii Gaye'nin bu çalışmalarını görmedim. Yani güzel. Ama bu bir replika olarak düşünüyorum ben bunu. Herhalde bir çalışmanın üzerine yapılmış. Yani çok çok da hani bir şey söyleyemiyorum. Çünkü daha çok noktalama görüyorum. Benim için desen derslerinde daha çok çizgisel hareketler evet. Çok. Bir sonraki çalışması sanırım konuşabileceğimiz. Evet. Ama bunda da hocam ben yine bir fotoğraf etkisi gördüm. Tabii duruş
bakımından mesela şimdi aşağıda künyeye baktığımızda bu bir otoportre mi yoksa herhangi bir çalışma mı, onu net bir şekilde bilemiyoruz. Fakat hani yüzün ifadesine bakıldığı zaman tabii evet. O ifadeyi yüz yani elmacık kemiklerine kadar uzanan çizgilerle daha net bir şekilde verebiliriz. Belli yerlerde işlenmiş o gözün bulunduğu bölgelerdeki o çizgileri, kurumları açıklık koyuluk dengesine göre verebiliriz. Tabii biz nötr bir renk göremiyoruz burada. Ya çok koyu görebiliyorum. Gözüm kısık baktığında. Evet, ara renklerin eksik olduğunu ben de söyleyebilirim. Ancak ifadeyi ben güçlü buldum. Yani evet. İfadeyi aktarma açısından gayet iyi, tebrik ediyorum. Tabii bunlar bizim ilk denemelerimiz. Bu ilk denemeler, ilk sergimiz, bu ilkler bizi çok daha iyi yerlere taşıyacağını düşünüyorum. Gülay Doğan'ın doğadan bir adlı çalışması 2021, 35'e 50 kuru boyayla yapılmış çalışma. Biraz da makro ölçekten yapılmış olduğunu söyleyebilirim. Gülay, burada buradayım sana... hocam. Buyurun. Bu çalışmamızda teşekkür ederim hocam. Bu çalışmamızda Tuğrul hocam hep sürekli bize öğütlüyor. Kendi kurgunuzu oluşturun, özgün çalışın diye. Bunun kurgusu ve kompozisyonu bana ait. Fotoğraflama işlemini gerçekleştikten sonra çalıştım. Öncesinde taslağını canlı olarak koydum. Sonrasında fotoğraftan taramalarını yaptım. Ve çok keyif alarak çalıştığım bir çalışmaydı. Ben şu kısmı çok beğendim. Hem derinlik açısından hem de o çizgilerin form katkısı açısından. Ancak yine diğer arkadaşlarda olduğu gibi şu zeminde belki azaltmalar, arttırmalarla desen daha ileri elbette götürülebilir. Tuğrul hocam? Evet hocam. Yani tonajlamalara baktığımız zaman Gaye'nin gayet başarılı bir şekilde nesneler üzerinde uğraştığını, oynadığını gördüm. Bu ağaç hissiyatını, çünkü neçeli bir fındık kabuğunda öyle bir hissiyatı var. Onun evet. Yani. Tabii ki eklenebilir mi? Daha çok eklenecek yeri olabilir. Çıkartılabilecek yerleri olabilir, silinebilecek yerleri olabilir ama böyle bir düzen içerisinde, çünkü fındık çok küçük, çok ufak. Evet, evet. İşlemek de çok kolay değil. İyi bir çalışma. Özellikle ama... kırık bir şekilde fındığı koyması da evet. Bizi monotonluktan daha çıkartmış oluyor. Aynı zamanda kahverengiyle yeşilin renk tonlarını doğru da seçtiğini söyleyebilirim burada. Daha doğal göründüğünü söyleyebilirim. Teşekkür ederim hocam. Bir sonraki sanırım otoportre. Evet hocam, yine ben de en sevdiğimiz fotoğraflardan birini çalıştım. Evet. Kuru boya 35'e 50. Yine Turul hocamızın desen dersinde denedim. Bunda da çok keyif alarak çalıştım. Özellikle saçlar, yüzdeki çizgileri çok keyif alarak çalıştım. Ben desenin geneli itibariyle formlara çok dikkat ettiğini görüyorum. O çok önemli. Belki bir dönem beraber ders yaptık değil mi? Evet hocam. Orada da bolca konuşuyorduk. Aynen. Ve ben bu formların derinlik kattığını hissediyorum burada. O açıdan başarılı buldum. Teşekkür ederim. Aynı çok zamanda renk olarak hem renk hem kalem ikisi tam bir desen tadı verdiğini söyleyebilirim. Tuğrul hocam. Evet hocam, ben Gaye'nin çalışmasına baktığım zaman şöyle nasıl diyeyim size, yüz içerisindeki o çizgileri daha net bir şekilde, bu rahat bir çizgi kullanımı, kalemi bu şekilde kullanmış. Yani bunu severek yaptığını, o çizgileri böyle rahat bir şekilde kullandığını, o hissiyatı alabiliyorum. Hani zorlanmadan yapmış, isteyerek yapmış o çizgiler, o hissiyatı bize veriyor. Yani rahat bir çizgi. Üzerinde evet. Kalem böyle gezdirmiş kalemi. Portre çalışmasında. Evet, güzel. Teşekkür ederim hocam. Diagonal olması açısından da farklı bir kompozisyon. Tebrikler Kılay'dan. Teşekkür ederim hocam. Sıradaki çalışma Gülbahar Rüzgar'a ait Kasım Çiçeği Karakalem 2020 yılından 35'e 50. Ben çalışmayı gerçekten hisli buldum. Çizgiler etkileyici. Yine organik ve inorganik nesneler bir arada.
aynı zamanda yaptığı şu paspartuyu da baskı etkisi verdiğini söyleyebiliriz değil mi hocam? Evet. Bir baskı, yani, gravür baskı gibi duruyor sanki. Baskı gibi duruyor. Hı-hı. Aynı zamanda tabii Gülbahar'ın diğer çalışmalarında gördüğüm için kendi kendine çok fazla çalışma yapmış. Hı-hı. Ve bu tarz ev içi mekanları olsun, işte çiçekler olsun. Böyle çok rahat bir şey çalışıyor. Aynı şeyleri figürlerde de yapmaya çalışıyor. Tabii ki deniyor. Ama böyle bir çizgi roman hissiyatı veriyor bende Gülbahar'ın çalışmalarına baktığım zaman. Burada da böyle hani tam bir 18. yüzyıl çizgileri değil mi hocam? Kesinlikle böyle. Oralara konulacakmış gibi bir hissiyatı var. Bu tabii karakter için önemli. Yani çizgi karakteri ya da tercih edilen karakter için ayırt edici bir özellik olmuş. Gülbahar Rüzgar'ın portresi, yani portre çalışması renkli kuru kalemle yapılmış. 2021 yılından 35-50. Yine aynı özgünlüğü ben burada da görüyorum. Evet. Yani kalemi çok sıkmıyor. Rahat kullanıyor. Bu kara kalem olsun, renkli kalemler olsun. Tabii burada bakıldığında portre için yani bütün göz, burun, ağız, çene orantılarını bir eşit şekilde altın kesitli güzel kullanmış. Gülbahar. Güzel bir çalışma, rahat bir çalışma. Gülbahar burada sanırım evet hocam. Sizin sözlerinizin bitmesini bekliyordum. Buyurun. Çok teşekkür ederim hocam güzel yorumlarınız için. Çok değerli yorumlarınız. Çok teşekkürler. Ben de başarılı devamını dinliyorum. Çok Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Sizin değerli yorumlarınız üzerine ben çalışmalarımı devam ediyorum. Evet, rahat çalışıyorum. Bu eserlere yansıyor, yaptığım çalışmalara yansıyor. Bir ödev bazlı değil benim çalışmalarım. Yani hani çalışırken bir ödev yapmalıyım diyerek ben çalışmıyorum. Gerçekten benimseyerek çalışıyorum. Evet, bu en iyisi olmalı diye çalışıyorum. Umarım onu, o hissiyatı veriyorumdur. Çizgi konusuna gelelim hocam. Çizgi konusunda ben ilk başladığım zaman çok sert çizgiler atardım. Ve hocalarım beni eleştirirdi, çok mu sinirlisin diye. Aslında öyle değildi ama yöntemi bilmediğimden kaynaklıydı. Ve buna benzer, diğer eseri benzer birçok çalışma yaptım. Ve bunları tek başına yapmak istedim. Ben yapmalıyım dedim, kendi kendime eleştirmeliyim dedim. Ve doğru çizgiyi kendi kendime buluyorum ya da onu bulmak için bekletiyorum. O şekilde çalışmalarıma devam ediyorum. Umarım daha iyisine ulaşırız. Umarım. Çok teşekkür ediyorum emekleriniz için. Ben de teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bir de uzun bir aradan sonra tekrar sanırım aramızdasın. Ben öyle hatırlıyorum. Evet, yanlış hocam. Hatırlıyorum. Evet hocam. Ben seni evet, önceki hocam, senelerden de hatırlıyorum. Onun da bir önemi var. Yani bir resim yapmak aynı zamanda bir istenç, bir arzu, bir koşturmaca, arkasına koşulan bir şey. O da çok önemli. Yani yapacağınız ya da yapmak istediğiniz şeyin, gelecekte olmak istediğiniz şeyin aslında önünüze gelen bir şey değil de onu yakalamanız gereken bir şey olarak görmeniz gerekir diye düşünüyorum. Hocam bir konuda daha bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Verirseniz. Hocam hocalarımızın bana vermiş olduğu o özgüven beni daha farklı bir yere taşıyor. Yani onların beni rahat bırakması, yani özgür bırakması, çizgilerimin de özgür olması demek. Bu nedenle gerçekten mutlu çalışıyorum. Çok teşekkür ederim Tuğrul Hocam'a, size, diğer değerli hocalarımıza. Çok sağ olun. Eksik olmayın hocam. Çok teşekkürler. Başarılar diliyorum ben de. Tebrikler ayrıca senin için. Harun Erdem Kubilay'ın otoportresi ne bakıyoruz şu anda? 2021 ait 35-50 noktalama çalışması. Yine aslında bir desen tercihi yapılsaydı burada daha iyi olurdu. Değil mi hocam? Ama yani, yine de form olarak leke gibi durduğu için ben başarılı olduğumu söyleyebilirim. Bu hissiyatı veriyor hocam. Lekeler desen hissiyatı veriyor ama
bizler desen dersi için konsepti gereği daha çok çizgiyle vermemiz. Evet. Çok önemli. Tabii ki lekeler olacak içerisinde ama vurgu yapmak istediğimiz yerlerde daha çok çizgileri görmemiz bu sergi konsepti açısından hem de dersimiz açısından çok çok önemli. Ama bu daha sonraki sergilerde daha oturacaktır. Bu ilk deneyimimiz. Harun Erdem aramızda mı? Evet hocam, sorayım. Buradayım hocam. Merhaba. Hocam, merhaba hocam. Cumanız mübarek olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler. Hocam, çalışmayı Özlem Hoca'nın dersinde yapmıştım ve yaparken çok zamanımı kaybetti. Bir de sürekli günlerimi aldı. Yani uykusuzluğum, böyle gözlerim kör olmuş gibi. uğraştığım bir resim ve severek böyle desendeki böyle leke hissini yani verebildiysem ne mutlu bana. Çünkü öyle yapmaya çalıştım. Noktalarla. Evet, lekesel duruyor. Noktadan çok lekesel duruyor. O yüzden başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim hocam. Yorumlarınız için sağ olun hocam. Teşekkürler. Pelin Güneş'in natürmortuna bakıyoruz şu anda. 35 Eylül kara kalemle yapılmış. Bir defter, ayakkabı, kavanoz ve kumaşla kompoze edilmiş. Dikey bir kompozisyon, dikey bir çalışma. Ben kompozisyon açısından başarılı olduğumu söyleyebilirim. Belki açık koyu, en koyu ve orta değerler biraz daha zenginleşebilirdi. Ama sonraki çalışmalarda daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama o üçgen kompozisyon diyebileceğimiz diagonallik gayet güzel kurgulanmış. Aynen hocam. Sizin söylediklerinize tamamen katılıyorum. Ekstra olaraktan da yani bazı yerlerde konturları daha yumuşatsak bizler için iyi olacak. Çünkü gözümüz ilk baktığında evet güzel, kurgunun kendisi oluşturmuş, güzel bir kurgu oluşturmuş ve bunun resmini yapmış. Ama tabii ki konturlar elimizden geldiğince eritmeye çalışalım. Işık geldiği noktaya göre, tersine göre, ona göre kontur kullanmamız yapılan çalışmanın niteliği açısından çok önemli. Tabii bu da zamanla desen çizdikçe, emek verdikçe, desen gördükçe oturacak bir şey. İbrahim Ulaş Sızmaz Baba Karakalem 25-35-2021 olarak. Ben de burada ayrı bir tat gördüm. Yani eski o sanatçıların eski çizimleri gibi sanki alel acele bir not defterine hızlıca birisinin anısı kazınmak istenmiş gibi. O açıdan çok beğendiğimi söyleyebilirim. Değil mi hocam? Evet. Ressamların çalışmaları gibi böyle bu çizgi duruş şekli bakımından. Bunların çalışmalarına benziyor böyle. Tabii Ulaş'ı da bir görebilsek keşke Ulaş'ı... Evet. Ulaş söz alabilir misin? Burada mı Ulaş? Buradayım hocam. Ulaş'ı tabii derslerde çok çok göremiyoruz. Son haftalarda biraz görmeye başladık ama tabii yetenekli birisi Ulaş. Ama daha çok aktif bir şekilde katılması gerekiyor Ulaş'ın. Ne dersin Ulaş? Teşekkür ediyorum hocam. Hocam çalışmalarımda genellikle kömür bazında artistik çalışmalarda özellikle o tarz çalışıyorum. Bu kara kalem çalışmasında daha çok kontrastı ileriye taşıyacak dinamik çizgilerle seri bir şekilde hani hızlı bir şekilde yaparak acelecilik belli oluyor. Acaba da ben karakteri de güzel buldum. Yani böyle hani kişinin o karakterinin de sanırım yansıdığını yansımış buraya değil mi? O baba. O duygusal evet, bir şeyi de var burada. Evet. Tebrik ediyorum Ulaş. Teşekkür ederim. Sonraki çalışma yine sana ait. Kal istersen. Mumya'nın uykusu. Bu ben leke olarak başarılı buldum. Yani sanki bir yüzün üzerine bir ıslak bir bez kapatılmış gibi. Nasıl çalıştın Ulaş? Hocam aslında biraz daha dijital düzeltmeler yaparak daha sonra kömür üzerine geçirdim çalışmayı. Biraz daha güncel bir tavırla yaptım aslında. Günümüz olaylarından kasıtla biraz daha kendi içerimde yaptığım düşünceler
böyle bir çalışma çıkardım. Teşekkür ederler Ulaş. Hocam siz ne söylersiniz? Evet, bu tabii kömür. Daha çok lekesel bir çalışma. Tabii güzel, Ulaş'ın artık iş dünyasıyla alakalı bir çalışma. Bilmiyorum neler görüyor, neler hayal ediyor. Bunun kağıda aktarılması yani Ulaş için. Tabii Ulaş'ı çok tanıyamıyoruz. Ulaş'ın çizimlerini çok çok fazla görmedim. Ders icabıyla çok da bir şey diyemiyorum Ulaş'a. Nasıl çizgilerim var? Onu görmem gerekiyor Ulaş. Seni daha çok görmemiz gerekiyor. Duyurulur Ulaş Sızmaz. Teşekkürler katkılarından dolayı. Hocam size de yorumlarınız için teşekkürler. İrem Balan'ın desenine bakıyoruz şu anda. Kakımlık Kadın, Karakalem. Bu Leonardo da Vinci'nin bir çalışmasının reprodüksiyonu. O formlara yönelik boyamalar, çizimler, lekeler açısından başarılı. Belki bir arka plan sonradan eklenmiş olduğunu düşünüyorum ben. Şu aradaki çizgilerden. Belki o desen yapılırken birlikte kurgulanmalı. Kopmaması açısından. Ön arka ilişkisi bakımından. Evet. Yani yapılacak figürün öncelikle eğer bu tarz koyu bir leke kullanacaksanız arkaya, formunu çizdikten sonra az da olsun figürün içine kaçabilir. Çok önemli değil arkadaşlar. Bunu düzeltebilirsiniz. Ama daha sonra eklediğinizde bu ya farklı bir hissiyat veriyor. Yani orada bir ışık çemberi varmış da etrafında bir geziniyormuş gibi öyle bir hissiyat veriyor. Tabii bunlar yapıla yapıla düzeltilebilecek işler. Belki de İrem buradan bilmiyorum. Kasıtlı yapmış da olabilir. Kendince, evet, öyle bir etki de istemiş olabilir. Doğru. Buradayım hocam. Ne söylemek istersin? Evet hocam, ben bilerek yaptım yani, sonradan eklediğim bir arka plan değil. O şekilde. Çok teşekkürler katkın için. İhare yapmak istemiş İrem sanırım burada. Belki de bir güzelliğe vurgu yapmış olabilir. Sonraki çalışma İsmail Furkan Gökçek, Mira diye okunuyor sanırım. 2021, 35 Eylül'de Karakalem ve Kömür'le çalışılmış. Furkan'ı ben önceki dönemden tanıyorum. Onun da kalemi güçlü bir arkadaşımız. Burada da formu, yine kurguyu, eğer özgün bir kurguysa çok başarılı. Yani bir fotoğraftan ya da bir yerden esinlenme değilse. Ben formu da başarılı bir şekilde uyguladığını düşünüyorum. Kendisi buradaysa onu da söz verelim. Yoksa hocam sizden alalım diyorum. Furkan herhalde gözükmüyor hocam. Şöyle baktım. Evet, Furkan kalemi kuvvetli olan öğrencilerimizden bir tanesi. Yani Furkan'ın çalışmalarına baktığım zaman artık hani bir şeylerin de bir yola gelmiş ve o yoldan daha nereye gidebilirim? Yani bir üstüne çıkabilir miyim? Devam edebilir miyim? Çünkü çalışmalarına baktığım zaman çok ilerleyebilecek, iyi yolda giden bir arkadaşımız. Çok hızlı da çalışıyor. Yani bazen derslerde çalışmalarına baktığımda evet evet. Yeni yaptım diyor. Evet, güzel. Yani çalışmayı seviyor Furkan. Onu görebiliyorum. Furkan burada mı? Hocam buradayım. Teşekkür ediyorum size. Teşekkürler Furkan. Furkan biraz sessiz. Daha önce de öyleydi. Peki, yorum almak istemiyorum. Yine Furkan'ın çalışması, natürma çalışması, Karakalem 2021 yılından 35'e 50. Hocam size bırakıyorum sözü. Sizden alalım. Ben çok konuşuyorum kısa. Desen, estağfurullah hocam. Desen çalışmaları itibariyle güzel örneklerden bir tanesi. Furkan'ın çalışması. Ben kağıt etkisini çok sevdim. Sanırım bir kağıt, evet. Kesik yaptı. Aynı şekilde bu öndeki cam sürahim diyelim, çay diyelim, demlik diyelim. Demlik, evet. Yani o hissiyatı da çok güzel vermiş bize. Onun formları da çok iyi. Güzel, başarılı oldu. Tebrik ederim Furkan'ı. Kübra Yoluk Aslan, otoportresi. 2021 yılından 35-50 Robo'ya. Sarı ağırlıklı bir desen. Hocam siz ne dersiniz? Evet.
Turuboya ile yaptığı bir çalışma Kübra'nın. Kendi otoportresini tabii kendi hayal ettiği, kendi düşündüğü ya da bu tarz bir kıyafet giyip çektiği bir fotoğraf. Evet, güzel, formları güzel ama içerisinde eklenebilecek lekeler var. Tabii ne diyebiliriz? İlerleyen zamanlarda tamamlayabilir. Ufak tefek eksikleri olabilir ama duruş bakımından farklı bir portre olmuş. Otoportre evet. Olmuş. Evet. Ben de sarıların boyanması açısından kıymetli buldum. Güzel bir çalışma olmuş. Tebrik ediyorum. Ben yavaş yavaş hızlanacağım. Çünkü yine bir 40 dakika sınırı aldık sanırım. Evet. Bunu görüşelim şöyle. Uzaktan eğitimle. Mehmet Karabörk isimsiz sanırım otoportre. 70-100 olabilir. Ölçülerde bir sınır bir şey var. Kendi otoportresi mi tam bilemedim. Hocam? Yok. Mehmet'in kendi otoportresi diye bilmiyorum. Çocuk hali olabilir mi ama şu anki gördüğüm Mehmet'in otoportresi olduğunu şu anda düşünemiyorum. Tabii çizgisel bakımından evet, çok... hatırladım. Mehmet genelde yaptığı çalışmalarda çok yani bazı yerlerde sari bırakması gerekirken de çok fazla çizgi atabiliyor ama tabii kendine has bir üslubu var. Veya onu oluşturmaya çalışıyor. Kendine has bir üslubu oluşturmaya çalışıyor. Güzel, farklı bir çalışma. Yani çizgisel anlamda olsun, lekeler olsun, renkler olsun farklı bir çalışma. Ben de o karmaşanın, o çizgilerin bir yaratıldığı hoşuma gitti açıkçası. Belki sınırlarla biraz hani çok sıkışmış gibi düşünüyorum. Ondan belki bir etkisi kaybolabiliyor ama kendi içerisine baktığımda hatta resimsel olduğunu söyleyebilirim. Evet. Ve sarıyla ışığı kullanması da başarılı. Aslında hocam öğrencilerimizin farklı farklı çalışmalar yani farklı. Çok, evet, kendine özgü. Bu güzel bir yani buradaki bütün öğrencilerimizin çizgilerine baktığım zaman hepsinin kendine ait has bu var. Kimisi birebir gerçekçiliğe daha çok odaklanırken kimisi kendine göre deformasyonla uğratabiliyor, renk değişimine uğratabiliyor. Güzel bir şey. Bu gelecek adına çok güzel bir şey. Çünkü evet. İlerleyen zaman diliminde yapacağımız atölye derslerindeki yağlı boya, akrilik gibi çalışmaları çok yön gösterecek çalışmalar olacak. Ben sanatsal açıdan çok kıymetli buluyorum bunu. Yani bir kurstan çıkmış bir fabrikasyon gibi herkesin aynı olduğu dönemleri biliyoruz. Yani bizim zamanlarımız biraz öyleydi. Çünkü bir okula 1500 kişi başvuruyordu o zamanlar. Bu kadar fazla okul yoktu. Değil mi hocam? Tabii. Yani hep tek bir hocanın elinden çıkmış gibi oluyorduk ve onlar da kendi tarzlarını yapmalarını istiyordu bizlerden daha çok o dönemlerde. Ama tabii ilerleyen zamanda biz kendimizi bulmaya başlıyoruz. Ama sizler daha erken bir zaman diliminde bunu yapabilirsiniz. Kendi üslubunuzu geliştirebilirsiniz. Bunun için çok önemli. Sıradaki eser Mehmet Salih Taş'ın Natürmort 2021 yılından Karakalın çalışma. Yine yatay bir şey ama yatay bir kurgulanmış kompozisyon. Ama arkadaki örtünün hem koyulduğu hem de diagonal yapısıyla kompozisyona katkı sunmuş. Hafif gölgelerle, küçük çizgilerle ama ikan etkisinde yarattığını söyleyebilirim. Evet. Yani Mehmet Salih'in detay işlemeleri güzel. Özellikle bu koyu ve açık fonların birbirinden ayrılmasında güzel kullanmış yani bu desen çizgilerini. Çünkü vazoyu belki birkaç ton boyamış olsa içerisinde kaybolup gidebilecekti ama şu anda o vazoyu bize güzel bir şekilde vurgulamış. Açık üzerine koyu, koyu üzerine açık olarak başarılı. Mehmet Salih Taş'ın canlı modelden bir çalışması kara kalem. Hocam. Evet, bu haftaki ödevlerinden bir tanesi de Mehmet Salih'in. Bu çalışmayı görmüştük. Evet, yani kurgu bakımından kompozisyonu kağıt içerisinde yerleştirme bakımından güzel bir çalışma. İçerisinde ben Mehmet Salih'e çok çok kesik çizgiler kullanmamasını söylemiştim. Dün dersimiz zaten. Onun haricinde gayet başarılı bir çalışma. Çok kesik çizgileri kullandığı zaman bazen
direkt figüre değil de üzerindeki bir kumaş ya da pantolonu o sert çizgileri gördüğümüzde odaklanmış oluyoruz. Onları biraz daha yumuşatabilir ama figürü çizme bakımından canlı modelden çalışıyor aynı zamanda. Hı hı. Bunun için güzel. Güzel çalışma. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Melike Minatorbalı. Mehmet Sarı söz almak istersen. Konuşabilirsin. Hocam başta Turgul Hoca olmak üzere tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Evet, sınıf arkadaşımız Gülay'ın da başta yaptığı konuşma için ona ayrıca bir teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreçte bize destek olduğunuz için bunları söylüyorum. Can teşekkürler. Çok teşekkürler. Mehmet, ben senden bir iki dakika müsaade isteyeceğim. Sürekli telefonu bakayım. Elbette hocam. Elbette Melike Minatorbalı 2021 35 Eylül'de kuru kalem olduğunu düşünüyorum. Çalışma. Çalışma daha çok kare formunda düşünülmüş. Form açısından, kalemin kullanış açısından başarılı bulduğunu söyleyebilirim. Ancak renklerin birbiri içerisindeki kesilmeleri belki bilinçli yapılmış olsa da bilinçliyse eğer resimde bazı ayrılma ve kopmalara sebep olmuş gibi duruyor bana. Belki bir tonda siyah tonun eksik olduğunu görüyorum. Belki siyahla küçük taramalarla o kompozisyon tam olarak tutacak, oturacaktı. Ama form en önemlisi, formların boyanışı açısından başarılı bir çalışma olmuş. Tebrik ederim diye. Kendisi buradaysa söz verebilirim. Şeyden söylemek isterse. Yine Melike Minatorbalı'nın sanırım bu bir prodüksiyon çalışması. Yine çizgiler ve formla olan ilişkisi başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ancak yine daha önceki söylediğim gibi fotoğraf ya da bir prodüksiyon desene dair pek işaret vermediği için o boyutlulukta belki bazı problemler yaşanmış olabilir. Rabia Keroğlu'nun portre çizimi sanırım kendine önem verdiği birisine ait olabilir. 35-52-21 yılına ait. Ben çizgilerin kendine has olduğunu düşünüyorum buradaki izlenimden. Ve genelinde portrenin o forma dönük çizgileri resmi daha bir hacimli hale getirmiş. Kendisi de buradaysa söz alabilir. Merhaba hocam. Merhabalar. Merhabalar. Hocam babamı çizdim. Ama pozu bulana kadar çok uğraştım hocam. 18 tane fotoğraf falan çekip silmişimdir. Artık belli bir süre sonra sıkıldı. Ama çizdikten sonra çok hoşuna gitti hocam. Sağ olun hocam. Sergi için tebrik ediyorum. Babana da çok selamlar. Aleyküm selam hocam. Sağ olun. Rahime Tahtar'ın otoparkısı 35-50 Karakalem tasarlanmış. Sanırım bu yine bir fotoğraftan yapılmış bir çalışma. Sürekli bunu vurguluyorum ki özellikle daha sonraki çalışmalarınızda birebir canlı aynadan yapın diye. Ama yine burada da öğrencimizin o formu arayıştığını görüyorum. Hocam siz devam edin. Hocam tam burada kalmıştık biz de Rahime Tahtar'ın otoportresinde. Evet. Rahime'nin çalışmalarını biliyoruz. Evet, bu güzel bir çalışması Rahime'nin. Tabii içerisinde yüz içerisinde gene birkaç tona daha ihtiyacımız var. Birkaç ton daha olsa daha bütünlük sağlayacak. O burnun derinliğini, ağzın derinliğini daha net bir şekilde verebilecek ama formları, çerçevesi bakımından güzel bir çalışma. Duruşu bakımından da güzel bir çalışma. Farklı bir duruş olmuş. Ben Rahime'yi tebrik ediyorum. Teşekkürler hocam. Söz alabilirsin Rahime. Merhaba hocam. Merhabalar. Teşekkür ederim hocam yorumlarınız çok, için. Çok sağ ol. Zorlamayalım. Salih Çetiner'in desen çalışması 50-70 Karakalem 2020'den. Bu biraz klasik desen tarzında diyebileceğim bir desen olmuş. Anatomi olarak gayet başarılı değil mi hocam? Çok, çok iyi. Ayrıntılı bir çalışma olmuş. Çok güzel. Tabii
Salih herhalde. Arsik de sen de senin öğrencin hocam. Bildiğim kadarıyla. Salih. Ben değil mi? Salih. Merhabalar Salih hocam. Ben de miydi Salih? Bir an hatırlayamadım. Yok, Ayhan hocanın öğrencisiyim hocam. Tamam. Bu genel olarak bütün atölyeleri kapsadığı için hocam. Bir anda ben utandım yani. Öğrenciyi tanıyamadım. Yok, yok. Ben de şimdi tabii Salih'i ilk defa, daha doğrusu şu pandemi sürecinden dolayı kimseyi göremiyoruz hocam. Hani yüzleri bile unutmaya başladık. Evet, evet. Sadece burada internet ortamından görebiliyoruz. Tabii Salih biraz daha deneyimli diğer arkadaşlara evet. göre. Daha uzun süreli çalışma fırsatı oldu. Bir de resim atölyesinde olmanın verdiği bir şey var, katkı var. Çünkü tuval resmi yapmak, sürekli resim yapmak, o fırça kullanmak, kalem kullanmak. Bu da ayrıca katkı sunuyor resme. Hocam, Salih tebrik ediyorum desenin için. Bu tam yarışmalara göndermelik bir çalışma olmuş. Çok teşekkürler. Bu çalışmayı biraz da şeye benzettim hocam. Bizim merdivenlerden çıktığımızda bu koridorlarda yarışmalarda kalmış bir herhalde öğrencimiz miydi bilmiyorum ama o çalışmalar vardı. İsmini tam hatırlayamadım. Eğer öğrencilerimiz okul içerisinde gezebilme durumları olduysa. Evet, evet gezsinler muhakkak. O yarışma hocam daha bölümü kurmuş muyduk tam hatırlamıyorum. Çok önce yaptığımız bir yarışmaydı. Sanırım bölüm aktif değildi mi yaptığımızda. Öyle bir desen yarışması yapmıştık. Bu arada bu sergi neden önemli? Bir önemi de şu. Genelde desen sergisi yapılmaz arkadaşlar. Çünkü çok iddialıdır desen sergisi yapmak. Yani sanatçıların yapmadığını söylüyorum. Ama bir açıdan da desen görmek için, desen konuşmak için çok önemlidir. O açıdan da önemli. Pek tercih edilmeyen bir sergi türü, desen sergisi. O yüzden önemli bir tanıklık yapıyoruz şu an. Selvi Nur Kaçmaz'ın portresi kara kalem olarak yapılmış. Sanırım kuru kalem ama. Bu 2021 35-50 santimetre. Renklerin daha çok çiğ kullanıldığını görüyorum. Ve daha lekesel çalışıldığını görüyorum. Selvi Nur burada mı? Sunabilir hocam. Selvinur herhalde burada yok. Tabii desen çizgilerini biz yüz içerisinde göremiyoruz. Daha çok lekesel olarak görüyoruz. Tabii fotoğrafını çektiği için belki fotoğraf makinesinden de kaynaklı olabilir. Belki içinde çizgiler olabilir ama burada gördüğümüz gibi daha çok yorumlamaya çalışıyoruz. Daha iyi olacaktır ilerideki çalışmalar. Daha çok o çizgiler hareketliliği görebiliyoruz. Evet. Daha ben yeni tebrik ediyorum. Portre yapmaya başlayan birisi için daha bir çalışma. Evet, tebrik ediyorum. Selin Nur'u tebrik ediyorum. Sema Nur Çalmaz desen çalışması. 35-50. Tabii bu fotoğrafları biraz da ben işledim. Üstünde yok edemediğim bir gölgesi vardı Sema Nur'un. Ancak bu kadar belirt edebildim. Ama desenin başarılı olduğunu söyleyebilirim. Belki şuradaki bacağın bir problemi var. Belki silik olduğu için bilemedim hocam. Evet. Ama genel itibariyle lekesel ve çizgisel tat arasında bir desen olmuş. Evet, güzel. Yani yerleştirme bakımından tabii biz bunları şöyle söyleyebiliriz. Bizdeki yılların verdiği belki hep çalışma ya da tecrübe eden bizim de hocalarımızın bize söylediği sözlerden yola çıkarak tabii ki çalışmalarımızı birkaç tık daha resim içerisinde net bir şekilde sığdırabilirsek bizler için, hatta sizler için de çok kolay olacaktır. Bunlar deneyimle olacak, sürekli yapılarak çözülebilecek işler. Ama şöyle genel itibariyle duruşu, yani bir figürü o sandalyedeyse, sandalye oturtuşu ya da tabure oturtuşu gayet güzel. Yani oturan bir figür olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Belki de kroplamadan dolayı bir sıkışmıştır. Evet, evet. Ondan dolayı yani resmi kırpmış da olabilir. Evet. Sema Nur, tebrik ederim. Söz de olabilir. Sema Nur Çalmaz desen. 2021 35-50 kara kalem olarak olmuş. Aynı şey burada da kesilmeden dolayı mı yoksa bir sınırlamadan dolayı mı? Ama
kesilmedi hocam. Yani. Ben böyle tahmin. Çünkü oradan figürün başının başlayacağını düşünmüyorum. Keşke Sema Nur burada olsa da kendisi de bize anlatabilirsin, söylese. Tabii bu tarz genel itibariyle bize yarım bir çalışma olarak gözüküyor. Yani o üstten genelde kompozisyonlarımız oluştururken üstte biraz daha fazla boşluk bırakırız. Aşağıya biraz daha resim yakın olur. Tabii aşağıya da bütün resim diye değil. Hani o bize bir gözde bir rahatlık verir yapılan çalışmalarda. Bu üstte bu tarz sınırda kalması ya da kesilmesi tam da bilmiyoruz tabii. Hani çalışma açısından evet güzel figür oturtulmuş. Üzerinde belli çizgiler var. Onlar da el olsun, yüz olsun. Anatomiye biraz daha ağırlık vermeli Sema Nur. Sonraki çalışmalarında daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama yine de desenin için ben tebrik ediyorum. Evet, ben de tebrik ediyorum. Esi Yeşil Yurt'un alegori çalışması 30-30 olarak tasarlanmış. Ama daha çok boya gibi duruyor. Ama kazımaların belki burada desen etkisi taşıdığını söyleyebiliriz. Evet, kazıma tekniği hareketliliği güzel vermiş. Yani spatulanın ucuyla ya da bir iğneyle mi yaptığını tam bilmiyorum ama spatula ucuyla böyle kazıma tekniğiyle o desen çizgileri, desen hissiyatını güzel vermiş. Tabii desenin yanında bir de yazının eşliği söz konusu burada. Hı. Aynı zamanda Sartre'la Shakespeare'den alıntılar görüyorum. Bu açıdan da güzel bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Bilgisini tebrik ediyorum. Yusuf'un çalışması var. Yusuf Uğur, Natürmört çalışması 2021-35 yılı Kurubay'a. Kurubay olmasına rağmen ben bir boya etkisi görüyorum hocam burada. Evet. Yani, o açıdan çok başarılı. Özellikle ışık açısından ve form açısından elma ile şu mandalina'daki etkileri ben çok sevdiğimi söyleyebilirim. Aynı şekilde hocam. O elmanın üzerindeki o çizgiler bize zaten o desen hissiyatını veriyor. Aynı şekilde mandalina ya da portakalın üzerindeki o hem parlaklığı hem derinliği de güzel vermiş. Bu açıdan resim çok büyülü bir şey değil mi hocam? Hani gözü kendi ele geçirip ona bir şeyler düşündürüyor, bir şeyler hissettiriyor. Evet. O açıdan çok şey. Eğer serginin sonunda az bir şey vaktinizi alırsam bir örnek belki. Yusuf buradaydı herhalde. Yusuf, söz verebiliriz Yusuf buradaysa. Hocam güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Böyle bir imkanı sunduğunuz için de. Biz teşekkür ederiz. Yani bizim emeklerimiz de böyle karşılık emeklerimizin karşılığını verdiğiniz için diyelim. Tam cümleyi kuramadım hocam. Emeklerimizi boşa çıkarmadığınız için teşekkürler en azından. Daha iyilerini yapacağız elbette. Zehra Şen'in Tors çalışması 35 Eylül Kurubay'a ile yapılan çalışma. Soğuk renklerle tasarlandığını görüyorum hocam. Evet, hani renkleri kullanırken daha çok derslerimizde söylüyoruz hocam. Elimizden geldiğince farklı renkleri iç içe kullanmamız bizim için çok önemli. Bir kere hem renk bilgisi bakımından hem de denemek için yani kırmızı ile yeşilin üstte gelmesi, mavi ile gölgelendirme yapmamız bizler için çok önemli. Hemen hemen her dersimizde yine belli ettiğimiz konulardan bir tanesi de siyahı bu tarz renklerin içine çok katmadan da koyuluk verebileceğimizi gösterebilmemiz açısından güzel örneklerden bir tanesi. Çünkü bazen biri geliyor, siyahı kullandığımızda rengi öldürebiliyor. Çok koyu, yani artık ya yerle birleşik yerleri ya da en koyu artık gözümüzü kırptığımızda başka bir renk algılayamadığımız ya da düşünemediğimiz bölgelerde kullanmaları onlar için iyi olur. Bu da güzel örneklerden bir tanesi. Sarıyla mavi, yeşil boçtan tam bir gri bakımından, hani gri derken burada ton anlamında gri kullanıyorum. Tam bir gri örneği olmuş. Yani renklerle gri örnekleri, hani geçiş ya da ne denir o geçişlere? Bir ismi, teknik ismi vardı hocam. Valörler ya da kentler. Ton geçişlerine bir şey degrade deniyordu galiba değil mi? Degrade. Güzel bir degrade örneği olmuş ton geçişi açısından.
Zehra'yı tebrik ediyorum. Zeynep Kahraman'ın desen çalışması. Çarmıh'taki İsa. Buradayım hocam. Merhaba Zeynep. Senden dinleyelim. Hocam yorum yapabilir miyim? Birkaç bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Tabii ki. Evet. Öncelikle Tuğrul hocama, İbrahim hocama teşekkür ederim bize bu imkanı sağladıkları için. Ve sınıf olarak bizi temsil ettiği için bir rahatlığa teşekkür ediyorum. Sergiye katılan arkadaşlarıma da tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Hocam benim bu çalışmamda reprodüksiyon çalıştım. Ve gerçekten çok özendim. Hani oran orantıyı tutturmak için 3-4 kere taslak attığım falan da oldu. Bu kadar hocam. Çok teşekkürler güzel sözlerin için ve tebriklerin için. Ben burada arka plandaki o dikeyleri çok tatlı buldum hocam. Hani resimsel bir etki veriyor. Aynı zamanda o gri dengesi bir önceki resimde söylediğimiz gibi çizimde. Burada da o en koyudan en açığa ve ara tonları iyi işlediğini düşünüyorum. Evet, detayları da Zeynep güzel vermiş. Buradaki o yapılar olsun, duruş bakımındaki o koldaki kaslar, elin duruşu, üstteki levhanın bile o yükümü verilmesine kadar detayları güzel vermiş. Zeynep'i da arka kullandığı çizgiler ve ton bakımından da önündeki nesneyi, figürü bize doğru iteklemiş. Ben Zeynep'i tebrik ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Zübeyde Korkmaz'ın çalışması portre. Ben Ulaş'ın o çalışmasındaki hissi hissediyorum burada. O karakteri hemen sanki aceleyle not edilmiş gibi. Ama en çok o gülümseme benim dikkatimi çekiyor. Zübeyde aramızda mı? Burada Zübeyde Bursa'ysa söz evet, alabilir. Evet hocam buradayım. Merhabalar herkes, arkadaşlarım ve hocalarıma sayılırım. Önce hocam gerçekten böyle bir sergi hazırlayıp da açtığınız için teşekkür ederiz. Yani bizlere de güzel oldu bu. Hani kendimizi görmemiz, öğrencilerin ne yaptıklarını görmemiz çok güzel oldu bizim için. Bu benim hayatımda tek canlı model eşim. Başka kimse olmak istemiyordu. Tabii bu pandemi sürecinde de kimseye de muhatap olamıyorduk. Öyle olunca kara kalem ve birazcık bende şey vardı. Resim benim için yani güzel bir şeydi. Yani böyle hayatın anlamı gibiydi. Ama şimdi benim için resim yapmak, işte bu böyle çizmek artık vazgeçilmezim oldu hayatımda. Emeğinize sağlık. Eşinize sevgiler, selamlar. Çok duygulu bir bakışının olduğunu söylemeliyim. Evet, belki bu çizimden kaynaklı. Belki ama ben o insanın o duruşuna kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Siz ne dersiniz Tuğrul Hocam? Evet. Samimi. Samimiyet zaten görebiliyoruz. Hani o çok bakışı. Zaten eşine bakıyor hocam. Hani yani. Öyle de hocam. Bir de şu var. Tabii beni de tebrik etmek istiyorum. Çok azimli. Yani bir ödev verdiğim zaman 3-4 defa yapıyorum. 3-4 defa yapıp gönderiyorum. Çalışmayı seviyorum. Resim yapmayı seviyor. Bu da onun için ekstra bir motivasyon kaynağı. Yani çalışmayı tabii plastik açıdan ya da desen olarak nitelendirecek olursak, evet, belli çalışmaların üstünden artık bu tarz bir çalışmaya geçti. O yavaş yavaş artık o bazen hata yapa yapa, bazı yanlışları yapar ama doğru bir şekilde güzel bir figür çıkarmış. Ben üzerindeki lekeleri, ışık gölgesine, figürün duruşunu, kendine has üslubunu çok beğendim diyorum. Tebrik ediyorum. Ben ekstra bir şey söylemek istiyorum. O da belki ya dikkatini çekti ya da çok önemsemediği bir şey. Hani gömlek desenini yaparken böyle artı desenle, hani kareli bir gömlek ama o kumaşın üzerinde her bir kare kendi kıvrımının şeyini yapar. Belki o biraz zordur onu yapmak. Ama küçük evet, böyle şeylerle her bir kareyi ayrı ayrı çizmek, mesela boydan boya bir çizgi çekmek yerine her bir kareyi ayrı ayrı işlemek orada yardımcı olabilir. Daha sonraki çalışmalar için bir ipucu olsun bu. Teşekkür ederim. Ama genel itibariyle beğendiğimi söyleyebilirim. Böylelikle sergimizin son resmine de bakmış olduk. Ben bütün eserleri bir arada gördüğümde güzel bir desen sergisi çıkardığımızı düşünüyorum.
Ayrıca Tuğrul Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerin başarısında büyük pay olduğunu görüyorum. Hem ilk dönem derslere girmemden dolayı, aynı öğrencilerle çalışmış olmamdan dolayı, hem de eserlerin, sonuçlanmış eserlerin gelişimini hissettiğimden dolayı bu yorumu yapmak istedim. Tüm öğrencilerimizin ellerine, emeklerine sağlık, hocalarımızın emeklerine sağlık. Bize katkıları sunan hocalarıma teşekkür ediyorum. Bekir Hocam'a özellikle teşekkür ediyorum ki onun sayesinde biz bu etkinlikleri düzenleyebiliyoruz. Ve katkı sunan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Sözü Tuğrul Hocam'a bırakıyorum. Teşekkür ediyorum İbrahim Hocam. İbrahim Hocam'ın ekstra tabii iki güne bir bazen sergimiz oluyor. Evet. Birçok sergide de hepsinde moderatörlüğünü yaptı. Aynı şekilde burada güzel bir şekilde sunumu aktarmasından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bu sistemin yapılmasında, bu sistemin açılmasında emeği geçen Bekir Hocamız, Ayhan Hocamız, yine İbrahim Hocamızın emekleri var. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Katılan değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Siz değerli arkadaşlarım, öğrencilerimiz de teşekkür ediyorum katılımlarından dolayı. Aynı zamanda çokça tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hiçbir zaman bırakmayın. Her zaman devam edin bu şekilde. Buradaki yorumlarımız da hiçbir şekilde bir eleştiri değildir arkadaşlar. Bunu sakın yanlış algılamayın. Burada olabilecek şeyler, konuşulabilecek şeyleri konuştuk. Biz bizeyiz zaten. Gene sormak istediğiniz, aklınıza takılan herhangi bir şey olursa sorabilirsiniz, söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden hepinizi tebrik ediyorum. Ben teknik aksaklıklardan dolayı özür diliyorum. Hani eklemeler yaptık. Yine bir eksiklik olursa lütfen bana bildirin arkadaşlar. Hani yazım hatası olur, düzeltmeler olur, bir şey olduğunda direkt bana ulaşabilirsiniz. Hani Hocam, acaba dışarıdan bir vatandaş olarak bir iki cümle kullanabilir miyim? Tabii ki. Serginiz Merve Tektaş. Buyurun. Evet, evet. Aydın Didim'den seyrediyorum. Sizi sağlık personeliyim. 19 Mayıs'taki serginizi de seyrettim baştan sona kadar. Bugün de seyrettim. Çok keyifliydi. Emeğinize sağlık sizlerin ve öğrencilerin. Bu pandemi sürecinde bu şartlarda bir şeyler aktarabildiğiniz için emeğinize öncelikle teşekkür ediyorum bütün hocalarımı. Ve bu şartlarda bir şeyler öğrenmeye çalışan, yeteneklerine yetenek katan bütün öğrencileri de tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Asla bu yoldan vazgeçmesinler. Çünkü bizim onlara ihtiyacımız var. Böyle sanatçılara ihtiyacımız var. Benim resimle ilgili hiçbir teknik bilgim yok. İlkokulda çöp adam bile çizemeyen bir kişiydim. Resim sanatıyla beni tanıştıran can dostum Gülbahar Rüzgar'a birinci sınıf öğrendiğinize teşekkür ediyorum. Bana öncelikle resme bakmak ve görmek arasındaki farkındalığı yaşattığı için, bunu teşvik ettiği için ona çok teşekkür ediyorum. Onun gibi öğrencilere ve sanatçılara ihtiyacımız var. Bu yüzden de onları yetiştiren siz eğitimcileri tebrik ediyorum. Türkiye'nin ve bizim size ihtiyacımız var. Çok teşekkürler Merve Tektaş. Sanırım sağlık çalışanıyım demiştiniz. Evet. Bizim de sizlere ihtiyacımız var. Emekleriniz için ben de canı gönülden size teşekkür ediyorum. Hem öğrencilerim hem hocalarım adına, burada olmayan arkadaşlarım adına iyi ki varsınız diyorum bu sıkıntılı günlerde. Sizin emeğinizi asla ödeyemeyiz. Ve umarım bunu gelecek yıllarda hiç unutmadan yaşatacağız, anlatacağız. Çünkü büyük bir tarihi bir döneme tanıklık ediyoruz. O günlerden konuşuyoruz şu anda. Belki bu kayıtta geleceğe kalacak. Evet. Konuşmadan öyle. Çok teşekkürler güzel yorumlarınız için. Dileğim ki sizin serginize canlı canlı katılabilmek. Umarım. Umarım tanışmak üzere o zaman. Evet, görüşmek evet, üzere. Evet, çok isterim şu anda. Hoşçakalın. Emeğinize sağlık. Kendinize iyi bakın. Güzel yorumlar için değerli sağlık çalışanı Merve Tektaş'a ben teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize teker teker teşekkür ediyorum. Son olarak Gülay Doğan'a ben sözü vereceğim. Ama ondan önce Mustafa Okan, değerli profesör, rahmetle anıyorum onu. Ondan çok şey öğrendim ben öğrenim sürecimde. Mekanı cennet olsun.
ışıklar içinde olmuşsun. Onun sözünü aktarmak istiyorum. Bize sormuştu desen dersinde. Desen nedir diye. Tabii herkes bir cevap verdi figür üzerine, çizim üzerine. O da desen beden üzerine düşünmektir. Tabii desenden kastımız nesne de içeriyor ama daha çok figür çiziminden konuşurken beden üzerine düşünmektir demişti. Benim o anda ufkum açılmıştı. Yani biz aslında bir düşünme tarzını konuşuyoruz burada. Çünkü form üzerine düşünüyoruz, beden üzerine düşünüyoruz, anlam üzerine düşünüyoruz. Çünkü o bedenin bir anlamı da var. Yorgun bir beden mi, dinç bir beden mi? Ya da neyin formu o? O açıdan çok önemli bir dersti benim için o ilk ders. Bunu sizlere aktarmak istedim. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgili Gülay Doğan'a ben son sözü bırakıyorum. Öğrencilerimiz adına bir şeyler söylemesi için. Öncelikle serginin başında da söylemiştim, bizlere bu imkanı sunduğunuz için sergide emeği geçen herkese ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bunlar bizim ilk sergi heyecanlarımız. İlk sizin karşınızda sergilenecek eserlerle çıkışımız. Çok kıymetli, çok güzel anılar. Sayenizde güzel anılar biriktiriyoruz. İbrahim Hocam, siz geçen dönem benimle çalışmıştınız. Evet. Sayenizde geçen dönemden bu döneme Tuğrul Hocam'ın da sayesinde bir şeyler kattığımı hissediyorum. İnşallah siz de hissetmişsinizdir bunu. Kesinlikle görünüyor. Tüm öğrencilerde ben bunu gördüm. O yüzden Tuğrul Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Bu katkısı sunduğu için. Ve sizlerin çabaları gerçekten takdire şayan arkadaşlar. Hele de şu günlerde, bu zorlu süreçte. Yani sabırla teker teker hepimizi incelediniz. Hepimizin eserlerine teker teker baktınız. Bunlar bizim için çok kıymetli. Böyle bir zorlu süreçte biz gerçek fakülte ortamını aramadık. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Tekrar emeğinize, çabanıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler güzel sözler için. Ben son sözü Tuğrul Hocam'a vereceğim. Kapanış konuşmalarında yapmak üzere kıymetli öğretim üyemiz Tuğrul Damgacı Hocam'a sözü bırakıyorum. Evet. Yani söylenecek her şeyi söyledik aslında ama tabii bu sergilerin açılması, bunlara katılmanız, ekstra yarışmalara katılmanız sizler için çok çok değerli ve önemli arkadaşlar. Bunu ne zaman anlayacaksınız? Üniversite bittiği zaman eğer akademik yolda ya da bir sanat yolunda ilerleyeceğiniz zaman göreceksiniz ki arkada biriktirdiklerinizle sizleri tanıyacaklar, görecekler. Yaptığınız işler sizin referansınız olacak. Bunun için elinizden geldiğince tüm sergilere, yarışmalara katılmaya çalışın. Sempozyumlara, biyenallere katılmaya çalışın. Orada da çok güzel şeyler oluyor. Hocalarımızın görüşleri, konuşmaları oluyor. Güzel eserler sergileniyor. Ya bu yolda başarılar diliyorum kısacası. Başaracaksınızdır da. Öyle inancım tam. Hepinize bu işi görüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Yine bir etkinliğin sonuna geldik. Kapatmadan önce bir alıntı yapmak istiyorum. Hannah Arendt'ten. Anı biriktirmekten bahsetmiştiniz. Hannah Arendt bu yaşam iyi anılar biriktirmekle ilgili demişti. Biz de bugün güzel bir anı biriktirdik. Öyle düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.